Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte rol oynuyorum. Bugün sizler için Jungle'da Kha'Zix oynayacağım. Kha'Zix üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi ufaktan itemlarımızı bir alalım. Şöyle lane'imize doğru geçelim. Takım birazcık troll oldu maalesef. Echo insta-lock yaptı. Anlaki. Ama bot lane'de yapabilirler diye düşünüyorum yani. Problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi ufaktan size şunlardan bahsedeceğim oyun boyunca. Neden Kha'Zix pickledim? Ya bir kere ankette geldi, eyvallah. O ayrı mesele ama. Kha'Zix şu an ormanda çok güçlü. Hasar yönünden rakip sizin hasarınızı tahmin edemediği için çok fazla burst damage çıkartabiliyorsunuz. Bu arada invade'e geldiler ama. Disk gelirse keseriz bence. Yani birisinin bir hook'una bakıyor burası. Aslında Blitz şuradan dönseydi çekebilirdi çok rahatça. Ama zorlamadı çocuk. Şu adamı çekse aslında keseriz ya. Neyse problem değil. Dediğim gibi Kha'Zix çok güçlü. 1v1'de kesemeyeceğiniz kimse yok. Ama karşıda çok fazla kitle kontrolü olduğunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Karşıda çok fazla kitle kontrolü yok gördüğünüz gibi. Çok kırılgan şampiyonlara sahipler. Bir Rakan var. Beni ultisiyle ve W'suyla engelleyebilecek. Onun dışında da başka hiç problem olacak karakter yok. Hepsini 1v1'de çok rahat bir şekilde kesebileceğimi düşünüyorum. Tabi doğru oynarsam. Ha, hatalı oynarsam illaki sıkıntı çekerim ama hatalı oynayacağımı pek fazla düşünmüyorum. Bunun yanı sıra girdiğim ürünleri açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sadece ürünlerimi değil, orada Instagram adresinden tutun, Facebook grubumuza, Discord adresimize. Bütün hepsi orada mevcut. Hani bunları her videoda dile getirmiyorum ama oradan istediğiniz şekilde erişebilirsiniz. Yani benimle iletişime geçebilirsiniz. O konuda hiç probleminiz olmasın. Çünkü oyun içinde artık arkadaş listem doldu. Kimseyi ekleyemiyorum maalesef dolduğu için. O yüzden ancak oradan iletişime geçebiliriz. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Bunun yanı sıra nasıl baskın atacağımı da göstereceğim size. Hangi koridorlara baskın atacağımı göstereceğim. Şimdi koridorlara baskın atarken önce baskın atmadan önce koridorların hangisinin itili olup olmadığına bakacaksınız. Şimdi bizim orta koridorumuz güzel bir şekilde itmiş. Top lane'imiz şu an ortada duruyor. Bunun haricinde bot lane'imizde lane'i itmiş. O yüzden kolay bir şekilde baskın atılabilecek bir koridor yok. Şu an birazcık Katarina açılır gibi oldu ama. Yetişemeyeceğim ona maalesef. Ha, Kato orayı güzel oynadı. Şu an dönüp beni de kesebilir. Bu da bana tehlike yaratabilir. Atla buraya. Buradan hızlıca redime geçmem lazım. Rakip ormancı Rengar. Rengar olduğunu unutmayacağım. Rakip ormancı beni 6 levelde çok kolay düşürebilecek bir ormancı. Kha'Zix'in counter'ıdır Rengar. Ama 1v1'lerde çalıya yakın oynamazsanız eğer Rengar'ı çok kolay düşürebilirsiniz. O yüzden ona da dikkat etmeniz lazım. Şimdi ufaktan şöyle orman kamplarını dönüyorum. Bu arada baskın atarken şuna dikkat edin. 2 tane orman kampı kesin abi. 2 orman kampı kestikten sonra baskın atın. 2 orman kampı baskın yapın. Hem geri düşmezsiniz. Hem de baskınlardan bir nebze de olsa sonuç çıkartırsanız iyice kasarsınız. Şimdi karşıda Rengar henüz herhangi bir yere gitmediği için gözükmüyor. Ama ben mid lane'de birazcık oyalandım. Ama minyonu da kestim. O yüzden kendimi çok fazla geri düşürmemiş oldum. Şimdi bir tane daha potumdan içeceğim. Katarina henüz base atmadı. Güzel. Yasuo onu kesti. Rengar da buradaymış bu arada. Şu an her lane'imiz itiyor. İtili olduğu için maalesef baskın atamıyorum. Top'a geliyorum abi. Çok güzel oynadın. Ona zorlayamayacağım. Yoksa kuleden çok fazla ekleyecektim. Güzel. Ben burada rahatça skorumu aldım. Darius burada güzel ölmedi. Benim için her türlü artı. What? Zed niye öyle bir hata yaptı? Güzel, tertemiz. Benlik hiç sıkıntı yok. 1.5k gold'um oldu. Harika oldu. Tamam, lane'i de itelim. Güzel. Base atabiliriz. Daha güzel oldu bu.
Şimdi mide hızlıca gitmem lazım. Baskın atmam lazım. Baskın atmadan önce çarp eşyamı kırmızı çarp eşyasına çeviriyorum. Bu kırmızı çarp eşyasına çevirmemin asıl sebebi şu. 1v1'de kalırsam Rengar gibi bir şampiyonla rahat bir şekilde kesebileyim diye veya herhangi birine 1v1'de yakalarsam kesmem kolay olsun. O rakip bana fazla hasar veremesin diye. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ona göre oynayacaksınız. Yoksa mavi çarp eşyası da tabii ki güçlü oluyor. Bu arada Rengar 24 orman kampı kesmiş. Ben de 25. Benden çok da üstün değil. Bunun yanı sıra şu an durumum da bayağı iyi. 2 tane tertemiz skor aldım. Kata burada açılırsa eğer baskın atmak istiyorum ama açılmayacaktır. Şöyle aşağıdan gidelim. Çok güzel. Bu arada Yasuo'nun skorunu çaldım ama erken oyunda skor çalmanız lazım. Hiç affetmeyin. Kha'Zix'in çünkü kasması için buna ihtiyacı var. Kastıktan sonra zaten istediğiniz kadar skor salarsınız, merak etmeyin. Çok güzel. Gördüğünüz gibi hasarım da bayağı bir artmaya başladı. Orada özellikle dönmeye çalıştım. Vayne'e, hani Vayne'i de keseyim peşinden Rengar'ı da keseriz diye düşündüm ama Blitz Flash falan atmak zorunda kaldı. Çocuk daha çok sıkıntı çekecekti. O yüzden direkt Blitz'e döndüm maalesef. Yapacak bir şey yok. Şurada da ping wardları varmış. Bunu da bir kıralım. Nemi'de birazcık daha yakın olabilirim. Canı az olduğunu hani gördüğüm kişiye doğru direkt odaklanıyorum. Bu saatten sonra onu yapacağım. Rengar buraya gelirse keseriz. Ama geleceğini düşünmüyorum. Şöyle birazcık orman kampını çalalım o arkadaşın. Rengar'ı iyice bir geri düşelim. Bu arada 6 level de olduk. Harika. Bunlar iyi haberler. Bu arada 6 level olduğumda önceden normalde Q geliştirdim ama artık ulti geliştiriyorum. Çünkü çalıya girdiğinizde direkt görünmez oluyorsunuz. Çok çok güzel. Durumum bayağı iyi şu an. Base'imi atacağım. Yani base 0 başladım oyuna. Dakika 7. Daha nasıl üstün olabilirim bilmiyorum. Karakterle yapılması gereken her şeyi yapıyorum. Orada Yasuo birazcık sıkıntı çekti tabii. Şu parçayı aldım. Dişli kamayı aldım. Dişli kamayı aldıktan sonra hızlı bir şekilde bir de bu parçayı alıyoruz. Üzerimde ayakkabı yok. Ama ultim bana güzel bir mobilite kazandırıyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Yoksa ayakkabıyı mutlaka çıkardım. Ayakkabıyı da zaten gezgin çizmesine tamamlayacağım direkt ki ulti basınca deli gibi koşalım. Hani hem rakip yetenekleri doşlamak kolay olur hem de baskın atmak daha kolay olur. Ne kadar fazla baskın o kadar fazla koridorun elini hani koridoru ele geçirmek. Öyle düşünün yani. Sık sık baskın atmanız lazım. Şu an Rengar mesela benim baskınlarıma cevap veremiyor. Tabi late game'de çok çok üstün olacak bir takım var karşımızda. O yüzden bize sıkıntı yaratabilirler. Şimdi burada alev ejderi var. Çok değerli bir ejder. O alev ejderine mutlaka gitmem lazım. Ondan önce mid'e doğru gidelim. Katarina'nın ultisi yok. Gelmiyor ki çocuk ya. Artık şey yaptı. Tik oldu çocuk da artık. Buraya doğru yanaşmıyor bile. Neyse ben şurada bir görüş alayım en azından. Ol bok deyip geliyorum abi. Çok güzel. İki skor daha almış olduk. Mid'e doğru tekrardan yanaşıyorum. Ultim yok şu an. Orada hareket hızı kazanabilmek için ultimi açtım. Güzel. Katarina flash attı burada. Harika oldu. Rengar yalnız buralarda olabilir. Yasuo lane'insin. Ben şöyle redime doğru geçiş yapmak istiyorum bir yandan ama.
Hatta buraya atlamayacak. Ha. Yok artık. Kaç kaç kaç, topuk topuk topuk. Zed falan buraya geldi. Aman ha. Sıkıntı çekeriz yani burada. Ben şöyle hızlıca bir redimi alacağım. Ormanda Rengar birazcık önümüze geçmiş. Tabii çok fazla sağa sola yürüdük. Mid'de oyalandık falan derken. Adam da tabii orman kampı kesti o arada. Şimdi o bize karşı üstünleşemesin diye ben birazcık daha orman kestim. Birazcık daha olsa adama yetiştik. Katarina'nın kasmasını istemiyorum. Bu yüzden Katarina'ya çok fazla gidip geliyorum. Çünkü burst hasarı çok fazla. Takımdaki herkesi bir anda düşürebilecek bir şampiyon. Riskli. Kasmaması lazım. O yüzden sık sık hani onu göz altında tutuyorum. Yasuo da o sırada rahatça farmlıyor. Tecrübeden birazcık geri kalıyor ama en azından Katarina üstünlük kuramıyor ona karşı. Şimdi ben bunun peşinden şöyle çarp eşyamı tamamlayayım. Bunun peşinden de zaten direkt hızlı bir şekilde Yoğumu'ya gideceğiz. Neden Yoğumu? Mobilite kazandırsın diye. Ayakkabımız da geldi. Durumlar şu an bizim için gayet güzel. Artık alevejleri almam lazım. Alevejlerine yakın olmam gerekiyor. O yüzden bot lane'e yakın olacağım. Bot lane'de bir kere daha fight kazanırsak alevejlerini alacağım. Ondan sonra zaten değmeyin benim keyfime. Değmeyin hasarıma yani. Bot lane'in çıkması lazım. Şimdi Yasuo haklı olarak baskın istiyor da koridoru itiyor çocuk. Baskın atamıyorum bu yüzden. Bu da sıkıntı yaratıyor. Eğer koridoru itili olmasa baskın atacağım ama şu koridor şuradayken baskın atmam çok zor. Burada Rengar'ı bekliyorum. Buraya doğru gelecek o. Çok güzel. Şimdi hemen hızlıca Alevejden'e gidebiliriz. Aslında mid'e de gitmem lazım ama bakalım yetişebilir miyim? Estiyosu. Harika. Hemen bir Alevejden'e yapışıyorum. Direkt Alev Ejderini alacağım. Üzerinde kırmızı güçlendirme de var. Şu an çarpım yok ama Rengar buraya gelemeyecektir. Bizimkiler onu orada oyalıyorlar bir. Ben de şu Alev Ejderini bir çıkartayım aradan artık. Kafalar rahat etsin. O dert ortadan kalksın. Güzel. Base'imizi atabiliriz artık. Aslında bot lane ileride bir kere daha baskın atmaya müsait de. Gelirler mi ki buraya? Rakan buralardaydı ama işte ben base'imi atayım o sırada ya, buraya gelecek gibi gözükmüyor. En azından birini tek yakalasaydım direkt düşürecektim de buraya kimse tek gelmedi. Şimdi Yoğumu'nun bu parçasını da alabiliriz. Şu an cooldown'un %20 oldu. Çok güzel bir olay bu. Cooldown'unuzu ne kadar azaltırsanız o kadar kar Kha'Zix'te. Sürekli Q spamladığınızı düşünün. Şu an 3.2 saniye. Bu 2.9 saniyeye kadar falan düşüyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar kısalınca da tabii rakibe sürekli hani düz vuruş gibi Q ata ata kesiyorsunuz ki range'i de fazla. Şimdi maviyi de alacağım. %30 olacak. Bir daha kejder. O da alevlidir. En sevdiğim. Bu arada Rengar'da da 2 skor varmış. Onu da unutmadan geçmeyelim yani. Yani gördüğünüz gibi ayakkabı olmadığı için ıkına ıkına gidiyor karakter. Öldüm ya maalesef. Ah, orada Darius'un tanklamasına izin vermem lazımdı ama kendim girdim, birazcık aç gözlük yaptım. Adama 450 gold vermiş olduk. O da problem oldu. Neyse şimdi yoğumum geldi. Bunun peşinden ayakkabımı tamamlayacağım. Hareket hızım çok düşük. Yani daha fazla hareket etmek istiyorum. Haritada daha fazla dolanabilmek lazım. Yoğumumuz var zaten. Üstüne gezgin çizmesi deli gibi hareket hızı.
Güzel. Durumlar bayağı güzel. Bizim takım da toparladı. Eko nişancımız var ama karşıda da zaten Vayne bir etkinlik göstermemiş. Hatta sanırım Vayne AFK bile kaldı. Onlara sık sık gittiğim için. Yo, AFK kalmamış. Çocuk buradaymış. Ama 6 level. Hadi be. Ondan bana nasıl asist gelmedi ya? Vurun abi kuleye. Tertemizinden şu kuleyi bir alalım. Şu an yani deli gibi hasarım var hakikaten. Karakter çok çok fazla vuruyor. Bir de adam tekse o sırada daha fazla vuruyor. Hiç cevap veremiyorlar. Öldüm ya. Ignite attı adam. Ah, ölmeseydim orada birazcık daha hayatta kalsaydım güzel olurdu ama Katarina'nın ultisini yedik. Peşinden bir de Ignite yedik. Maalesef öldük. Yasuo hadi be. Artık Draktar başlamanın vakti geldi. Draktar bize lazım. Draktar'la birlikte var yani Q mu ölmeyecek kimseyi bilmiyorum rakip takımda. Yani hepsi benden tek yiyebilir. Draktar'a çıkacağız. Peşinden Karabalt'a çıkabilirsiniz. Duruma kalmış. Keyfinize kalmış. Lane'i pushlamakta sıkıntı çekiyorsanız bunun için en güzel Vahşi Hydra'yı alabilirsiniz. Yani tamamıyla sizin keyfinize kalmış. Daha doğrusu keyfinize kalmamış da takımın durumuna kalmış. Ama bizim takım kombu birazcık daha lane itebilecek bir komp. Hani Yasuo'muz falan var. Zarius'umuz var. Ekko işte Q'suyla birlikte bir şeyler yapıyor falan. Hani rakip bizden birazcık daha yavaş itiyor koridorlara. O yüzden biz de bunun artısını şu an görüyoruz. Şu an adamlara hiç kule vermedik hatta. Kha'Zix'i cidden çok seviyorum. Kendinizi alıştırabilirsiniz karaktere. Güçlü bir karakter. Rengar'ı yakalarsam keserim. Atla bana. Şu an ben oraya giremem. Şöyle Q'muzla geliştirelim. Çok fazla zorlamadım. Kata beni kesebilir diye riske atmak istemedim. Orada Q'um değdi sandım adama ama görünmez olduğu için bir anda hani ben tam şuradaydım. Şu tarafta kaldığı için Q'umun hasarı gitmedi adama. Hani böyle bir durum var haberiniz olsun. Adam menzin hani görüş menzilinizde değilse Q'unuz etki etmiyor. Hasar vermiyor. Haberiniz olsun ya yani bunu da söylemiş olayım. Mesela Kalista'nın düz vuruşları da aynı şekilde. Hani adama düz vuruş yapmış olabilirsiniz ama adam eğer görünmüyorsa bir anda mesela çalının içine girdi diyelim adam. Otomatikman o düz vuruşunuz sayılmıyor. Hasar vermiyor adama. Bu FPS ne abi? Ne oluyoruz? Su aldı zaten ejderi. Şu an o kadar iyi durumdayım ki hani felaket derecede güçlüyüm. Bot lane'i itebilirim. Bol bol skorum var zaten üzerimde. Artık birazcık daha koridor itmemiz lazım takımca. Kule alıp oyunu bitirmeye odaklı oynamamız gerekiyor.
Normalde Kha'Zix'te şunu yapardınız. İlk başta ultiyi geliştirdikten sonra Q'nuzu geliştirirdiniz. Ondan sonra E'nizi geliştirirdiniz. Daha uzak menzile sıçrayıp gank atabilmek için. Ama şimdi Q sayesinde çok fazla görünmez kalabildiğiniz için buna ihtiyacınız olmuyor. Muhtemelen bana gelecekler. Ben de bunu alıp çıkacağım buradan. Problem. Orada kalmaya devam etseydim kesin düşerdim. Ops. Artık salacağım mı kata ya? O hasar ne ya? Güzel. Eko 4'te 4 attı. Nice. Helal. Tertemiz. Karabaltanın şu parçasını alalım. Arkan bize birazcık daha hareket hızı verir. Rakibi kovalamamızı kolaylaştırır. Vayne 10 level. Vayne'i çok rahat kesmesi lazım Ekon'un şu an. Kesti. Adamlar sır verdiler. Şaka gibi ya. Anla ki. Güzel oyundu. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Bir şeyler öğretebilmişimdir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.